kardeşine sahip çık. Uzun süredir batıdan dünyaya yayılan İslam dinine ve müntesiklerine yönelik nefret söyleminin ve tahammülsüzlüğün geldiği nokta bugün maalesef İslamofobik bir faşizm olarak karşımızdadır. Batıdaki İslam düşmanlığı artık hiç kimseye zarar vermeyen masum sivil Müslümanları katledecek noktaya varmıştır. Öyle ki bu gözü dönmüş İslam düşmanları ibadethanelerde katliam yapacak ve bunu canlı yayında bütün dünyaya seyrettirecek kadar alçalabilmektedir. Yeni Zelanda'daki cami katliamları bu açıdan son derece üzücü ve ibretlik olaylar olarak karşımızdadır. Emperyalizm yenilecek. İslami direniş kazanacak. Emperyalizm yenilecek. İslami direniş kazanacak. Emperyalizm yenilecek. İslami direniş kazanacak. Bu katliamlar bize şunu göstermektedir ki İslam düşmanlarının bütün çabalarına rağmen İslam insanlığın umudu olma yolunda hedeflerine varmaktadır. Bu yayılımın önüne geçememenin yarattığı korku ve panik hali kafirlerin nefretlerini dışa vurmalarına neden olmakta, bütün hakaretlere, aşağılamalara, engellere rağmen İslam yeryüzünde kare kare yayılmaya devam etmektedir. Ve Allah'ın izniyle kafirler istemese de gelecek İslam'ın olacaktır. Bizler sadece bugün değil, neredeyse tarihin her safhasında İslam'la hesaplaşmayı kendisine gaye edinen müşrik, kafir ve zalimlerin ne kadar acımasız ve gözü kör olduğunu biliyoruz. Bugün ise gördük ki bu düşmanlık sistematik terör saldırıları şeklinde profesyonelce kurgulanarak görsel bir PlayStation oyun formatında gerçekleştirilmiştir. Bununla da verilmek istenen mesaj elbette gözlerden kaçmamaktadır. Sivil insanları katletmenin ve İslam düşmanı terörizmin gerçeklikten kopartılarak dijital ortamlarda zihinlere empoze edilerek yerleşik kılmanın hesapları yapılmaktadır. Kuşkusuz bu yeni bir stratejidir ve İslam düşmanları için yeni bir motivasyon aracıdır. Zalimler halka hesap verecek. Zalimler halka hesap verecek. Zalimler halka hesap verecek. Zalimler halka hesap verecek. Öte yandan bu terör saldırılarını gerçekleştirenler canilerin yayınladığı manifestoda tarihsel olaylara ve sembolik isimlere de işaret edilmiştir. Bu da olayın sadece anlık bir öfkeden ibaret olarak gerçekleştirilmediğinin göstergesidir. Şunu iyi bilmeliyiz ki bu olay çok derin bir tarihsel hesaplaşmanın uzantısıdır. İslam'a karşı biriktirilen nefretin ve düşmanlığın tarihsel arka planına yapılan atıflar bunu net olarak göstermektedir. Ve kuşkusuz ileride çok farklı sonuçları da olacaktır. Bütün bunlarla birlikte elbette sorgulanması gereken başka bir husus var ki o da şudur. Batı'nın son yıllarda gittikçe dozunu artırarak işlediği ve yaymaya çalıştığı İslamofobik söylemin yarattığı bu canilikten kendini sorumlu tutup tutmayacağı ve bu düşmanca tutumdan vazgeçip geçmeyeceğidir. Daha önce Müslüman olmayanların maruz kaldığı saldırılarla dünyayı ayağa kaldıran, sözüm ona, Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin Yeni Zelanda'daki bu terör saldırıları karşısında da aynı tepkiyi verip vermeyeceğini çok merak ediyoruz. Fakat endişemiz şu ki, söz konusu Müslümanlar olunca meselenin sadece birkaç kınama mesajından ibaret olarak kalmasıdır. Doğrusu bizler şimdiye kadar bu iki yüzlü tavra
ve yalancı söylemlere çokça şahit olduk. İslam'a ve Müslümanlara yönelik saldırılara karşı herhangi bir yaptırım olduğunu görmediğimiz gibi bu düşmanlığın dozunu arttıracak politikalara şahit olduk. Bundan sonra da bir şeyin değişeceğini düşünmüyoruz. Dolayısıyla İslam düşmanları bizler onlara tamamen tabi olmadıkça bizden asla razı olmayacaklar. Ve bize olan düşmanlıkları bitmeyecektir. Fakat İslam düşmanları şunu bilsinler ki bizler Müslümanız ve İslam'dan asla vazgeçmeyeceğiz. İster camilerde olsun, isterse de evlerimizde olsun, bizleri öldürmekle bizi bu dinden vazgeçiremeyeceksiniz. Aynı şekilde İslam'a ve Müslümanlara düşmanlığı besleyen politikalara imza atan ve bu söylemleri destekleyen kafirlere şunu diyoruz. Unutmayın, eğer yeryüzü Müslümanların emniyet içinde yaşadığı bir yer olmayacaksa, İslam düşmanları için de emin bir yer olmayacaktır. Evet değerli kardeşler, malumunuz İslam coğrafyası kandan, gözyaşından kurtulamamaktadır. Hatırlayın, 1988'de Halepçe'de Kürtlerin yaşadığı mazlum coğrafyada Saddam Hüseyin kimyasal silahlarla oradaki mazlum insanları katletmişti. Ve bizler hala o acıyı yüreklerimizde taşıyoruz. Bu vesileyle yeryüzündeki bütün diktatörlere ve zalimlere şunu söylüyoruz. Sizler bizi öldürmekle bitiremeyeceksiniz. Sizin zulüm sistemleriniz mazlumların kanıyla inşallah teker teker yıkılacaktır.